ortaokul öğrencilerinin bile şu an uyuşturucu kullandığını görüyorum. Uyuşturucu bağımlılığı kötü bir şey. Aile sağlıklı olursa çocuk da sağlıklı olur. İçen kişileri gördüğümüz yerde bunları uyarmamız lazım. Türkiye'de her yıl binlerce vatandaşın hayatı uyuşturucu nedeniyle kararıyor. Bizler de vatandaşlara uyuşturucu bağımlılığını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Uyuşturucu bağımlılığı olmaması için psikolojik doktorlara ihtiyaç var. Psikolojik doktorlara ihtiyaç var. Bir de din eğitimi görmeleri gerekir. Ben kesinlikle karşı buluyorum. Yani onların çocukları bizim çocuklarımız, bizim çocuklarımız onların çocukları. Lütfen gençlerimizi kötü yola yönlendirmeyelim. Onlara kötü destek olmayalım. Gençlerimize gelecek sağlayalım. Onları güzel yerlere getirmek için uğraşalım. Kesinlikle böyle şeye karşıyım. Hatta sigaraya bile karşıyım. Çocuklarımız lütfen, gençlerimiz kendine dikkat etsinler. Kötü insanlarla konuşmasınlar. Onlara güvenmesinler. Kimse onları annesi babası gibi koruyamaz. Onları sevemez. Onları kandırmak için uğraşırlar ama hiç kimse onlar ailesi gibi olamaz. Lütfen gençler kendilerine dikkat etsinler. Uyuşturucu bağımlıların yanına gitmesinler. Onlarla muhatap olmasınlar. Gençlerimizi korumak istiyorum. Onlara zarar gelsin istemiyorum. Peki ya sizce uyuşturucu bağımlılığını nasıl geçebiliriz? Önüne nasıl geçebiliriz? Onları gördüğümüz yerde bakıyoruz çocuklarımıza zarar verecekse onlar şikayet etmeye çalışalım. Polislerimize falan verelim. Kim koruyorsa onlara gidip şey yapalım. Onlara destek olalım. Vallahi bilmiyorum, ben bir uyuşturucu kullanmıyorum ama genelde ortaokul ya da lise öğrencilerinde daha çok yaygın herhalde. Onun dışında pek bir şey bilmiyorum yani. Peki ya sizce uyuşturucu bağımlılığı önüne nasıl geçebiliriz? Nasıl mı? Vallahi onu iç işlerine soracağım. Çok bir bilgim yok. Ya tabii toplumda vahim bir kanayan yara. Yani gençlere yazık. Bir sürü gençler bu konuda ekonomik yönden, ne bileyim sağlık yönden hep mahvoldular. Yani bunlara bir çözüm bulsun inşallah devlet. Ya da yakalanıyor mu öyle ki? Yani ufakken, gençken bunlara tedbir alıp zararlarını daha iyi anlatmak daha faydalıdır hemşehrim bence. Peki ya sizce uyuşturucu bağımlılığının önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi çok konuşarak, ikna ederek veyahut da bunu satanların kökünü kazıyarak. Ya satanların, bu işi yapanların kökünü kazıyacağız veyahut da gençleri ikna edeceğiz. Yani başka yolu da yok sanmıyorum. Uyuşturucu bağımlılığı kötü bir şey. Maalesef gençlerimiz birçoğu da kullanıyor. Keşke kullanmasalar iyi olur. Yani pek de fazla bir şey bilemiyorum. Ya. Peki ya sizce bunun önüne nasıl geçebiliriz? Eğitim. İlk önce ailede başlar. Öğretmenle devam eder. Çevre. Eğitim. Başka bir şey değil yani. Uyuşturucu bağımlılığı şu an ülkemizde gerçekten çok yaygın. Yani ben ortaokul öğrencilerinin bile şu an uyuşturucu kullandığını görüyorum. Hani bunun önüne geçilmesi gerektiğinin hepimiz farkındayız. Çünkü gerçekten İstanbul'da sokakta yürürken hani senin yanına para vermek istediğinde gelen çocukların hani bali çektiğini falan bile görüyorsun yani en basitinden. O 9 yaşına kadar inmiş bir durumda. Hani bunun aslında bence bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Önüne geçilmesi için toplumun bu konuda bilinçlenmesi lazım. Ailelerin çocuklar üzerine daha fazla düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konuda öğretmenleri de çok fazla iş düşüyor. Çünkü okulda gerçekten hani öğrenciler bunu kullandığı zaman aslında fark edebiliyorsunuz. Eroin falan alındığında özellikle lise çağındaki öğrenciler damardan alıyorlar. Hani bunu eczanelerde verirken görüyoruz. Ve anlaşılıyor yani o kişinin gözünden, teninin renginden, elinin titremesinden. Hani bunları hocaların biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konudaki fikirlerim bu kadar. Teşekkür ederim. Allah yardımcılar olsun, ne diyeyim? Bir şey düşünmüyorum. Peki ya sizce bu sorunun önünü nasıl geçebiliriz? Bunlar ailelerin sorunu. İlk baştan büyütürken kavgayla, gürültüyle değil. Ailelerde başlar. Kavgalı, gürültülü, huzursuz ailede büyüyen çocuk uyuşturucu bağımlısı olacak. Başka yerlere gidecek. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ben aileler diyorum. Başlangıç, temel aileler. Aile sağlıklı olursa çocuk da sağlıklı olur.
yurdumuz da sağlıklı olur, her şey sağlıklı olur. Uyuşturucu bağımlıları hakkında hiç iyi şeyler düşünmüyorum. İçen kişi kesinlikle bizim olduğumuz bölgede kesinlikle yakınlaşamıyor. Yani olduğum bölgede bulunamıyorlar. O bizim kırmızı çizgimiz yani ailecek de çevremde kişiler de olsun. Ya içenlere aslında üzülüyorum ama sattıkları için ondan kazançları oluyor. Onlara da bir şey denmiyor aslında ama olmasa daha iyi memleketimizde, Kayserimizde, güzel memleketimizde yani olmasa daha iyi ama oluyor. Peki sizce uyuşturucu bağımlılığının önüne nasıl geçebiliriz? Bunun için bir savaş çıkması lazım. Acaba ne söyleyeyim yani. Herkes buna karşı mücadele etmesi lazım. İçen kişileri gördüğümüz yerde bunları uyarmamız lazım.